Gözlerini, kollarını veren binlerce vatan evladından biri de o. Ve diğer silah arkadaşları gibi o da dimdik ayakta. Kahraman Gazi Bedri Aluçlu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki sancak tevcihi töreninde devletin zirvesi, komuta kademesi ve yüksek yargı başkanları hazır bulundu. Ama yüzlerce üniformalı konuğun arasında belki de en özel davetli Gazi Yüzbaşı'ydı. Başında sargı, kollarında protezleriyle izledi töreni. Göremese de. Jandarma Yüzbaşı Bedri Aluçlu 2007 yılında Siirt'te siper etti gövdesini hainlerin tuzağına. Kırsalda bir mağara araması sırasında PKK'nın döşediği mayının patlamasıyla ağır yaralandı. İki kolunu ve iki gözünü kaybetti. Dağdaki operasyonların kahramanı ameliyat masasındaki operasyonlarla tanıştı o günden sonra. İki yıldır sayısız operasyon geçiren ve GATA'da rehabilitasyonu süren o kahraman, kendisini tedavi eden GATA ekinlerini bu önemli günde yalnız bırakmadı. Her anında yanında olan eşiyle birlikte. Üstelik henüz annesinin karnında olan evlatları da oradaydı. Hamile Gazi eşi Bedri Yüzbaşı'nın artık takamadığı alyansını da onun yerine takmıştı parmağına. Gururla eşlik ettiği Gazi Yüzbaşı ile eşi İstiklal Marşı'na. Tören sona erdiğinde her adımında ona refakat eden eşiyle birlikte sessizce ayrıldı salondan.